Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Tuğba Kübra Şahin, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede bir böbreği alınınca sağlığına kavuştu. Günlük yaşantımda hipertansiyon beni çok yoruyordu. Kalp yetmezliğine neden oldu. Kalbim çok yormaya başladı. Bütün iş hayatım sonlanmak zorunda kaldı. Bir başlayalım tansiyon ölçelim. Sağ böbreğin alındı. Ondan sonra yani normal yaşantıma dönebileceğim söylendi. Çok şükür şu an iyiyim. Normalde tansiyonum 24'lerde, 20'lerde ilerliyordu. Şu an gayet standart bir şekilde 12. Ameliyattan beri en fazla çıktığı 14 oldu. Yani şu anki kalp düzenime gelirsek o da gayet iyi toparlanmaya başladı yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Aynı bu şekilde mevcut tedavine aynı şekilde devam ediyorsun. Bizim hastamızdaki durum da zaten bu şekilde böbrek kaynaklı bir hipertansiyondu. Tabii ki bu hipertansiyon ister istemez hastada kalp fonksiyonlarını ve diğer hastanın hem efor toplumsal faaliyetlerini hem gündelik aktivitelerini ileri derecede etkiliyordu. Ameliyat riskli bir ameliyattı. Riski şöyleydi. Hastanın tansiyona bağlı olarak kalbi bayağı bir şeydi. Hasar görmüştü. Ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz yani kalbin pompalama fonksiyonu bayağı bir düşüktü. Hastayla konuştuk, risklerini anlattık. İlaç kullanımla ilgili daha önce vermiş olduğu bir tane ilaç vardı. Onun üzerine bir tane daha ekleme yaptı. Kullandığı dörtlü hipertansif ilaca rağmen tansiyonu düşmüyordu ve bu yüksek tansiyon da kalp yetmezliğine sebep olmuştu. Biz de böbreğin çalışma fonksiyonlarını değerlendirdik. Yaptığımız tetkikler sonucunda böbreğinin düşük fonksiyonda olduğunu, çalışmadığını tespit ettik. Hastamızla konuştuk, risklerini anlattık. Hani ameliyat olması gerektiğini, bu böbreğin hem çalışmadığını, bir de üstüne kendisine zarar verdiğini söyledik. Hastamız da bizim anlattığımız şekilde kabul etti ameliyatı. Hastamızın ameliyatına hazırlıklarını yaptık. Laparoskopik yöntemle, kapalı yöntemle böbreğini aldık. Ameliyat sonrasında kısa bir süre içerisinde iyileşti ve taburcu ettik.